6. turda gruplar adına ilk söz Halkların Demokratik Partisi grubu adına ve ilk söz sahibi Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy. Buyurun Sayın Özsoy. Sayın milletvekilleri lütfen sürelere riayet edelim. Sayın Özsoy sizin süreniz 25 dakikadır. Süre uzatımında bulunamayacağım. Buyurun efendim. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Genel Kurulu ve Divan'ı saygıyla selamlıyorum. Öncelikle 4 Kasım 2016 tarihinden itibaren cezaevlerinde tutuklu bulunan kıymetli eş başkanlarım Sayın Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, yine grup başkan vekillerimiz İdris Balukyan ve Çağlar Demirel ve diğer vekil arkadaşlarımı saygıyla selamlıyorum. Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerine partim HDP adına söz almış bulunuyorum. En sonda söyleyeceğimizi en başta söyleyerek konuşmama başlamak istiyorum. Son 8 yılın Dışişleri Bakanlığı bütçesine baktığımız zaman 2010 yılında yeni parayla 1 milyarla başlayan bütçe geçen sene 3 milyara kadar çıkmış. Ek ödeneklerini bilmiyoruz ama 3 milyarın üzerinde para. Bu sene de 3 milyar 300 milyon bütçe isteniyor. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz devletin bütçesi olmaz. Halkın bütçesi olur. Çünkü bu paralar halkın paraları. Halktan alınan vergilerle bir kısmını dış politikaya ayırıyoruz her yıl bütçede ve bu bütçenin de halkın talepleri, istekleri doğrultusunda kullanılmasını istiyoruz. Peki öyle mi oluyor? Geçen sene 3 milyar bir bütçeyle çalışan Dışişleri Bakanlığı'nın faaliyetlerinin bir sonucuna bakalım. Örneğin birkaç örnek vereyim, bunları ileride detaylandıracağım. Amerika ile ilişkiler bir önceki seneye göre çok daha kötüleşmiş durumda. Avrupa ile ilişkiler, Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ile ilişkiler kesilme noktasına gelmiş. Geçen sene yaptığım konuşmada söylemiştim, Orta Doğu'da bir tek Kürdistan bölgesel yönetimi kalmıştı hükümete dost kalan. Bu sene onu da kaybettiler. Bu Kerkük etrafında dönen tartışmalar yüzünden. Nezaketen bile olsa Mam Celal dediğini Sayın Talabani'nin cenazesine bir heyet bile gönderme nezaketi gösteremedi maalesef. Bakıyoruz ki Dışişleri Bakanlığı'nın bütçesi arttıkça Türkiye'nin dışarıda yaşadığı sorunlar da artıyor. Yani bu para nasıl kullanılıyor? Bu bütçe nasıl değerlendiriliyor ki her geçen gün Türkiye'nin dışarıdaki izolasyonu kat be kat artıyor? Ahmet Davutoğlu'na yapılan en büyük eleştiri dış politikayı ideolojik temellerde yapması, bunun içinde Türkiye'yi yalnızlaştırmasıydı. Ahmet Davutoğlu gitti, bütün faturayı kendisine kestiniz. Ama Ahmet Davutoğlu gittikten sonra da dışarıda dostluklar artmıyor, azalıyor, düşmanlıklar artıyor. Ve bunun ceremesini Türkiye'de yaşayan bütün halklar bir şekilde çekiyor. Onun için biz Dışişleri Bakanlığı'nın talep ettiği bu bütçeye karşı olduğumuzu baştan ifade edelim. Doğrusu Dışişleri Bakanlığı'nın kendisi ve birlikte çalıştığı arkadaşlara yönelik olarak şahsi herhangi bir sıkıntımız söz konusu değil. Kendisine bir görev verilmiş, Türkiye'nin dış politikasını toparlamak. Yalnız temel konsept yanlış olduğu için dış politikadaki bu kırılmalar, bu izolasyonlarda çok fazla sorumluluğu olmadığını da şahsen düşünüyoruz. Daha genel bir konsept, bakanlığın dışında yoğunlukla belirlenen bir dış politikanın icracısı durumunda maalesef. Dışişleri Bakanlığı. Değerli arkadaşlar, şu an Türkiye'nin bir dış politika konsepti yoktur. Herhangi bir konseptten yoksundur. Daha önce değişik vesilelerle söyledik. Mesela Atatürkçüler, Kemalistler sürekli yurtta sulh, cihanda sulh diye bir hani kavramla giderler. Bir konsepttir. Yanlış, doğru, eksik tartışırsınız ama bir konsepttir. Ya da daha önce stratejik derinlik Sayın Davutoğlu'nun bir konseptiydi. Eksik olur, yanlış olur, hatalı olur ama bir konsept.
Mevcut durumda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hükümet eden AKP'nin herhangi bir dış politika konsepti yoktur. Son derece konjonktürel, eklektik, tutarsız, bir gün dediğini ertesi gün inkar eden, hatta sabah söylediğini son Rusya örneğinde gördüğümüz akşam inkar eden, içte dışta gerilimden beslenen, dışarıda da gayet militarist bir söylem kullanan, tuhaf, ne olduğu belli olmayan bir şey, bir konsept diyemiyoruz. Yani kendi içsel tutarlılığı olmayan bir dış politikadan bahsediyoruz. Nedir bu? Türkiye, Orta Doğu'daki ve küresel anlamda yaşanan yapısal dönüşümlere ayak uydurmaya çalışırken doğrusu ayak uyduramıyor, savruluyor. Dış politikada bir uçtan diğerine savruluyor. Hatırlayın, hatırlatmak istiyorum. Trump gibi bir İslamofobik iktidara geldiği zaman hükümete yakın olan çevreler Trump'a inanılmaz böyle dikkatli davranıyorlardı. Gönlünü hoş tutmaya çalışıyorlardı. Çünkü Barack Obama'dan sonra Trump'la belki Amerika ile ilişkileri toparlarız gibi düşünüyorlardı. Aynen bu meclis kürsüsünde şunu söylemiştik. Kendim söylemiştim. Yani bir İslamofobik neokon olan Trump gibi birisinden medet umar duruma gelmişsiniz. Bununla hiçbir yere gidemezsiniz ki en nihayetinde şu an Trump da bizi sattı, anlamadı noktasına gelmişsiniz. Şu an nereye savrulmuş? Şu an Rusya'ya doğru böyle ciddi anlamda bir savrulma söz konusu. Ben hükümete yakın olan medyada izliyorum, dikkatle izliyorum, çok eğleniyorum gerçekten. Bir Putin metiyeleri düzüyorlar ki aklınız hayaliniz durur. Diyorum kendi kendime, yakında çocuklarına Putin, Dagin falan ismi verecekler. Ivan Igor diyecekler çocuklarına. Çok acele etmesinler. İki yıla kadar bakın burada söylüyoruz arkadaşlar, böyle altını kalın çizsinler, kayıtlara geçsin. Rusya'da bizi kandırdı noktasına gelecekler. Birazdan sebeplerini detaylı bir şekilde anlatacağım. Değerli arkadaşlar, bölgesel ve küresel düzeyde yaşanan sorunların bu ülkeye yansımalarını merkeziyetçi, totaliter, militarist, faşist bir takım oluşumlarla karşılamak mümkün değildir. Dışarıda ve bölgede yaşanan bu durumlar Türkiye'de de ciddi anlamda bir takım siyasi kırılmalara, gerilimlere sebep veriyor. Şu an Türkiye'nin iç siyasetinde yaşadığımız sorunların çok önemli bir kısmı hem küresel düzeyde Avrupa'da, Orta Doğu'da yaşanan sorunların Türkiye'de yarattığı sıkıntılara ortak akılla cevap verememenin sonucudur. Hükümet alıyor parayı, istediği gibi kullanıyor. Çok fazla muhalefete danışma gibi bir derdi de söz konusu değil. Muhalefetten gelen bütün eleştirilere kulaklarında tıkıyor. Sonra sene sonunda geliyor, ben bir daha para istiyorum diyor. Kusura bakmasınlar, biz bu bütçeye, bu mantıkla örülmüş bütçeye, dışarıda içeride sürekli gerilim üreten bu bütçeye kesinlikle hayır diyoruz. Kıymetli arkadaşlar, hükümet tabii bunu yaparken sürekli olarak dışarıda bu yerlilik, millilik kavramı var. Bu arada çok fazla kullanılıyor. Ona dair bir iki kelam etmek istiyorum. Diyor ki dünya bizi kıskanıyor. Dünya bizi kıskandığı için sürekli olarak bizim üzerimize geliyor. Ben size birkaç tane rakam vereyim. Dünya niye burayı kıskansın? Birkaç rakam vereyim. Şimdi uluslararası camiada bir ülkenin prestiji yapılan sarayların haşmetiyle falan ölçülmüyor. Bir takım başka kriterler var. Mesela ne? Mesela hukukun üstünlüğü. Mesela insani gelişmişlik, ekonomik gelişmişlik, demokratik kurumların işleyişi gibi bir takım endeksler var. Buraya bakarlar. Türkiye'ye bakalım. Birleşmiş Milletler'in insani gelişmişlik endeksinde Türkiye 71. sıraya gerilemiş. 2000'li yılların başında Türkiye 45-50. Sıralarda gerileme var. Gazeteciler meselesine hiç girmiyorum. Türkiye 180 ülke arasında 155. sırada. Muhtemelen bir sonraki yılın raporunda son 10'a girmeye aday. Bu tartışılıyor. 2004 yılında basın özgürlüğü konusunda Türkiye 98. sıradayken tam 57 sıra gerilemiş. OECD'ye üye 38 ülke arasında sosyal eşitsizlik endeksinde Türkiye
33. sırada, yaşam memnuniyetinde 34, cinsiyet eşitsizliğinde 35, eğitim kalitesinde 37, hava kirliliğinde 33, su kalitesinde 37 ve çalışma koşulları itibariyle 38. ve son sıradadır. Dünya Türkiye'yi niye kıskansın? Şimdi bu yerlilik, millilik söylemi, kıymetli arkadaşlar, bir örnek de şeyden vereyim, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne en fazla dava götüren, en fazla ceza alan da ülke Türkiye. O konuda da şampiyon. Önümüzdeki yıl bu şampiyonluğu, hele bu komisyon, bu ihraçlar yüzünden şu an çalışmaları devam eden komisyondan mesele çıksın, bir iç hukuk yolları tükensin, Türkiye dünyaya öyle bir rekor yazacak ki insan hakları ihlalleri konusunda, bunu hiçbir ülkenin kırma şansı bir daha olmayacak. İlelebet şampiyon olacak Türkiye. Yüz binlerce insan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidecek. Sonra dünya bizi kıskanıyor. Neyi kıskanacak? Bütün bakanların, bütün vekillerin, başbakanın, cumhurbaşkanının bindiği arabaların hepsi Alman arabası. Ne? BMW'ler, Audi'ler şu kapının önünde. Doğru dürüst üretebildiğimiz herhangi bir şey yok ya. Bizim neyimizi kıskanacaklar? Dört tane parti var, bir defa yan yana gelip herhangi bir konuda mutabık kalabilmiş değiliz. Bu ülkenin geleceği konusunda. Değerli arkadaşlar, yerli ve millilik söylemi içi boş balon bir söylemdir. Bu söylemin sebebi şudur. Evrensel standartlara ulaşma iradeniz kalmadığı zaman işte popülist bir takım söylemlerle yerlilik ve millilik iddiası gidiyorsunuz. Bu yerlilik ve millilik iddiası gerçek anlamda bir yurtseverlik iddiası değildir bize göre. Evrensel standartlara gelmeniz konusunda çok fazla eleştiri geldiği zaman, efendim biz Kopenhag'ın değil, oranın kriterlerini değil, Ankara'nın, Kasımpaşa'nın kriterleri diyorsunuz. Kökeni budur. O standartlara ulaşamadığınız zaman bunu bir şekilde meşrulaştıracak bir takım ideolojik söylemler üretmek zorundasınız. Şu an yaptığınız da budur. Nedir bu? Hans'ın, George'un ne söylediği önemli değil diye bir söylemi vardı değil mi? Cumhurbaşkanı defalarca kullandı bunu. Tamam, Hans'ın, George'un ne dediği önemli değil, Ayşe ile Mehmet'in ne dediği önemli. Çok güzel. Peki, Ayşe ile Mehmet'ten aldığınız vergilerle Hans'ı, George'u dışarıda ikna etmek için yüz milyonlarca doları niye lobi şirketlerine aktarıyorsunuz? Hani Hans'ın, George'un ne dediği önemli değildi? Hans'ın, George'un ne dediği önemli çünkü Türkiye dünyaya önemli oranda entegre olmuş bir ülke. Ticari anlamda olmuş, ekonomik anlamda olmuş, kültürel anlamda olmuş, eğitim anlamında olmuş. Böyle izolasyonalist, kendi içinde kapalı, bütün dünyaya meydan okuyan bir mantıkla giderseniz gideceğiniz yer duvara toslarsınız. Ötesi bu çok patolojik bir durumdur. Bu yerlilik, millilik söylemi çok patolojik. Bakın diyorum hastalıklı bir söylemdir. Niye? Bunu da anlatayım. Yerlilik, millilik adına bu son dönemde Türkiye'de yapılan bazı şeyler oldu. Sakın bunları istisnai uç durumlar olarak görmeyin. Burada üretilen, ülke genelinde üretilen siyasal atmosferin yarattığı patolojik durumlardır. Ne gibi durumlar? Şöyle, Hollanda'yla sorun yaşarsınız, yandaşlarınız portakala bıçak sokuyorlar ya. Bir protesto yöntemi olarak. Rusya ile sorun yaşıyorsunuz, domates dişliyorlar. Geçen gün gördüm, Trump Kudüs kararını tanıdıktan sonra bir turpun üzerine muhtarın biri olduğu iddia edilen birisi, turpun üzerine Trump yazmış, turp kemiriyor. Amerika ile sorun yaşıyorsunuz, dolarla burnunu siliyor. Hayır, parti değil. Yaratılan bu genel siyasal atmosferin toplumda yarattığı patolojilerdir diyorum bunu. Medyasıyla, siyasetiyle dışarıya karşı diyorum çoğu zaman neredeyse yabancı düşmanlığına, neredeyse değil yabancı düşmanlığına varan söylemler karşısında halkım ne yapsın? Halkım da hükümetiyle dayanışmak istiyor. İstiyor. Halkta suç aramayın. Ama öyle bir patolojik ortam oluşmuş ki işte en son tamam işte bir örnek veriyorum ki yani hangi çılgınlık seviyesine geldiği görülsün diye bunları veriyorum. Polemik yaratmak için de lütfen rica ediyorum bitireyim.
En son bir tane kalemşör, bir yazar, eskiden bazen iyi yazılar da yazardı biliyorsunuz. İsmini vermeyeyim, şöyle diyor eskiden. Hepimizin bildiği, ya bir müsaade eder misiniz lütfen? Bitince bakın alırsınız konuşursunuz lütfen. Sabah sabah yorgunum gerçekten, kahve içtim, kendime gelmeye çalışıyorum. Vekilim lütfen, lütfen. Şimdi bakın en son da daha dün evvelsi gün eskiden iyi yazılarıyla tanıdığımız 90'larda benim de okuduğum gerçekten İslami camia içerisinde böyle Gramsci okumuş falan entelektüel kalibresi yüksek bir adam olarak bildiğimiz bir tane ismi lazım değil bir tane kalemşör demiş ki kola içmeyin çok özür diliyorum çişinizi için daha iyidir diye. Böyle yazmış ve bunun daha sağlıklı olduğunu söylemiş. Duymuşsunuzdur bazılarınız. Sanki daha bir yıl önce kola fabrikasını burada şeyle açmadılar gibi. Hükümet burada Konya'da kola fabrikasını açmamış gibi. Şimdi arkadaşlar bununla dış politika yürümez. Başka örnekler de var geliyorum. Bunlar sadece durumun vehametini göstermek için kullandığım örnekler. Kıymetli arkadaşlar. Arkadaşlar müdahale etmeyin lütfen. Şu an müdahale etmeyelim. Sen sözü devam edin. Tamam. Bakın seni ağır bir adam zannediyorum diye çirkin çirkin konuşmalar var başkan burada. Terbiyesizlik yapmayın. Sayın milletvekiller yapmayın. Bakın sabah sabah yakışmıyor. Varsa sözünüz gelip kürsüde söylersiniz. Lütfen. Varsa sözünüz müsaade isterseniz söylersiniz. Gelirsiniz konuşursunuz. Niye müdahale ediyorsunuz? Müdahale etmeyelim lütfen. Şimdi değerli arkadaşlar devam edelim şöyle. Bu son dönemde biliyorsunuz Kudüs ile İsrail arasında Kudüs meselesi yüzünden Amerika ile İsrail ile ilişkiler iyice gerilmiş durumda. Öncelikle şunu söyleyeyim. Trump'ın aldığı karar ve İsrail'in Filistin'e 80 yıldır uyguladığı bütün politikaları kınıyoruz, lanetliyoruz. Orada yaşananların hiçbir şekilde savunulacak bir tarafı söz konusu değil. Hedef olarak bizim tavrımız bu konuda nettir. Bir işgal altındadır Filistin ve Cumhurbaşkanı'nın o gösterdiği haritaları samimiyetle söylüyorum. Orta Doğu dersi verirken sürekli kullanıyordum. Yani son 80 yıl içerisinde adım adım Filistin'in nasıl darmadağın edildiği, nasıl yok edildiği ve nihai olarak İsrail devletinin Filistin'le anlaşma değil, Filistin'i sonuna kadar yok etme, son toprak parçasına o yerleşimleri yerleştirene kadar durma niyetleri falan söz konusu değil yani. Böyle bir durum. Şimdi kıymetli arkadaşlar, İsrail'le biliyorsunuz uzun bir dönem ilişkiler sıkıntılıydı. Geçen seneden, evvelki seneden itibaren bu ilişkileri yeniden toparlayalım diye hükümetin girişimleri söz konusu oldu. Karşılıklı tartışıldı, konuşuldu. Eninde sonunda bu Mavi Marmara meselesi üzerine bir anlaşmaya varıldı ve o anlaşma komisyona geldi. Orada çok ciddi tartıştık. CHP'li arkadaşlar sizlere de biraz dokunduracağım. Siz de biraz lütfen dinleyin. Biz yukarıda bu komisyonda tartışırken çok sert eleştirdik. Bu Mavi Marmara Anlaşması'nın çok sıkıntılı olduğunu söyledik. Ama o zaman hükümet cenahından, AKP grubundan arkadaşlar, İsrail önemli bir ülke, bir şekilde İsrail'le ilişkileri toparlamamız gerekiyor. Hatta Filistin'e en fazla İsrail'le ilişkilerimizi toparlayarak yardımcı olabiliriz. Medya yazıyordu, insani yardım götürebiliriz vesaire vesaire. O anlaşma metninin en altında şöyle bir ibare de vardı. Bu anlaşma Ankara ve Kudüs'te eş zamanlı olarak akdedilmiştir diye. Yani Kudüs'ü Ankara'ya bir eş kent olarak anlaşmanın altına da yazmışlardı. Orada çok sert tartıştık. Aşağıya indik genel kurula. Bu genel kurulda bir iki istisna olabilir değişik partilerden. O an dikkat etmiştim, şu an hatırlamıyorum. HDP dışında hiç kimse çıkıp hayır oyu vermedi. CHP'li arkadaşlar yukarıda biz komisyonda o anlaşmayı tartışırken aslan yüreği yemiş gibi orada anlaşmayı yerden yere vurdunuz. Biz şuraya indik aşağıya. Hiçbiriniz anlaşmaya hayır oyu veremediniz. Çekimser kaldınız burada. Öyle kayıtlara bakarız. Hatta bir vekiliniz yanlışlıkla hayır oyu verdiği için şurada gözlerimin önünde grup başkan vekilinden fırça yedi. O oyunu gidip sileceksin diye. Ve gidip sildi. Gidin kayıtlara bakın görürsünüz. Şimdi öyle oturup Tel Aviv'den Kudüs'e çekin de büyükelçiliğinizi deyip res çekerek siyaset yapılmıyor. Bu böyle bir şey değil. İsrail'in Filistin'e uyguladığı politikalar konusunda
ilkesel ve kararlı bir tavır almak lazım. Biz şunu söylemiyoruz. Efendim İsrail bunu yaptı, siz de karşılığında bunu yapın, res çekin. Arkadaşlar ortada iç politika malzemesi olarak kullanılan bir mesele söz konusu. Öyle tek taraflı olarak biz ilan ettik, sizin resinize alın işte res. Biz de Doğu Kudüs'ü başkent ilan ediyoruz. Bu arada Dışişleri Bakanlığı'nın sayfasındaki çeviriyle anlaşma metni arasında da ciddi bir fark söz konusu değerli arkadaşlar. Kimsenin Doğu Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığı yok. Basında böyle yazıldı o anlaşmaya istinaden. Orada da bir karışıklık söz konusu. Şu an Kudüs meselesi üzerinden bir iç politikada tekrar popülist söylemlerle bir zemin bulma tartışması söz konusu. Bunu da yanlış buluyoruz. Netanyahu'ya, İsrail devletine, Cumhurbaşkanı'nın söylediklerine katılıyoruz. Katılıyoruz. Gerçekten İsrail terör uyguluyor Filistinlilere. Yerleşimler konusunda, öldürülen çocuklar konusunda, terörist olarak cezaevine konulan Filistinli çocuklar birçok konuda neredeyse katılmayacağımız bir şey yok Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediklerine. Ancak Netanyahu'nun bir tek sözüne katılıyoruz. Dedi ki Netanyahu, vallahi dedi ki bu vicdan ve insanlık konusunda sizden ders alacak değilim dedi. Evi camdan olan komşusunun evini taşlarken biraz dikkatli olmalı. Bu ülkede kaç tane Kürt çocuğunun terörist olarak mahkemelerde yargılandığını, cezaevine girdiğini biliyor musunuz? O yasayı İsrail'in Filistin için uyguladığı yasadan modelledi bu hükümet. Sonra çok fazla, tabii çok fazla örneği yoktur çocukların terörist olarak mahkemelerde yargılanması. Sizden önce İsrail yapmıştı bunu. Kayıtlara girin bakın. Sonra ne oldu? Sonra yüzlerce Kürt çocuğu cezaevlerine girdi. Pozantı'da tecavüzlere uğradılar. İnsanlık dersi konusunda sadece son 2 yıla baktığımız zaman buradan konuşsak buradan Kudüs'e kadar yol olur. Sokak ortasında 7 gün bekletilen cenazeleri biz konuştuk şu kürsüde. Daha geçen gün 4. duruşması yapıldı Kemal Kurkut'un. Biliyorsunuz Nevruz etkinliklerinde bu sene çırılçıplak böyle vücudunu açmış silahsızım diyor. 50 tane kameranın önünde canlı yayında öldürüldü. Canlı yayında. Bir polis tutuklanmış değil. 4 tane duruşma geçti. Daha bir polis tutuklanmadı. Konuştuğu sözler yüzünden 13 aydır bizim eş başkanımızı cezaevine gönderiyorsunuz. Söz söyledi diye cezaevine gidiyor. Canlı yayında silahsız savunmasız insanı kameralar önünde öldüren insan cezaevine gitmiyor, tutuklanmıyor. Kürdün kanı bu kadar mı ucuz ya? Böyle bir karneye girmek istemiyorum, yarıştırmak istemiyorum. Ama bu karneye baktığımız zaman son 2-3 yılda yaşanan onca vahşete, onca ölüme, yıkımlara, bodrumlarda yakılan insanlara, bütün bunlar yıkılan kentlere baktığımız zaman eviniz camdan, onun için kimseye böyle insanlık vicdan dersi verecek bir durumda değil bu hükümet. Değerli arkadaşlar, zaman azaldı. Sadece bir iki daha düşüncemi ifade edip burada toparlamak istiyorum. Son olarak çok ciddi bir iddia dolaşıyor biliyorsunuz. Almanya'da bir takım çete örgütlenmelerine bir milletvekilinin, Türkiye'den iktidar partisine mensup bir milletvekilinin para verdiğine dair bir takım iddialar söz konusu. Gerçekten iddia düzeyinde bilmiyoruz. Orada değildik, görmedik. Bu Osmanlı Ocaklar yok. Ne? Almanya Osmanlıları diye. Bakın fotoğraflarına görürsünüz zaten hemen hemen insan olduklarını görürsünüz orada. Bir takım telefon kayıtlarının olduğu falan söyleniyor. Bilmiyoruz. Yani bunlar tabii araştırılacak ama böyle bir şey doğruysa bu çok korkunç bir durum.
Yani resmen mafyatik örgütlerle neredeyse organik bağ diyebileceğimiz bir durum söz konusu. Bilmiyorum ne olduğunu, tabii biz de merak ediyoruz, bekliyoruz eğer böyle bir şey varsa. Yalnız şu ana kadar o vekil bu meseleyi yalanlayabilmiş değil. Yani bu yalandır, böyle bir şey olmadı demiyor. Sadece diyor ki Almanya diyor beni takip ederken diyor Dışişleri Bakanı'nı da dinlemiş. Bunun ahlaki hukuki bir tarafı söz konusu değildir diye bir şey söylemiş. Fakat olay... Ben başta da ifade ettim, söz uzatmayacağım lütfen. O şekilde... Tamam, selamlayın, buyurun lütfen. Arkadaşlar hemen bitiriyorum. Sadece şunu söyleyeyim. Bu vekilin sopayla Kürtlerin kafasını kıracaksın, bunu videoya çekeceksin, Türk devletine göndereceksin, devlet bunu internette yayınlayacak şeklindeki konuşmaların telefon dinlemelerine girdiği falan söyleniyor iddia. Umarız doğru değildir. Kıymetli arkadaşlar, zamanınızı aldık, 25 dakika, sabrınız için teşekkür ediyoruz. Ancak dediğim gibi biz bu kafayla hani devam ederse, dış politika bu kafayla devam ederse muhtemelen 2018 yılı içerisinde bu ülke çok daha ciddi badireler atlatacaktır. Bütçeyi de valla parasında helal etmiyoruz. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Teşekkürler.